Sevgili boğa burçları hepinizi sevgiyle selamla selamlıyorum. Güzel bir hafta olsun inşallah. 13-19 dönem 13-19 Ocak dönemi bir cumadan bir cumaya sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. El insanü sırrı ve ene sirruh. Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır diyor Yüce Allah. Şimdi mütevazi kişiliğinizde, gerek çalışkanlık kişiliğinizde bu haftayı da başarıyla geçireceğinizi görüyorum Boğa burcu kardeşlerim. Sıkıntı etmenize, üzüntüye gerek kalmayacak. Yani üzüntüye zaman bile bulamayacaksınız. Çünkü çok yoğun olarak çalışmanız icap edecek. Değişiklikleri hayata katarken bir otoriteyle sorun yaşayabilirsiniz. Birileriyle tartışabilirsiniz. Akılla mantıkla hareket edeceğiniz dönemlerden geçiyor olacaksınız. Şimdi bir yani geçtiğimiz haftalarda bir sanki sıkıntı yaşadığın için hayat akışa geçmemiş gibi. Yani hayatın akışa geçeceği bir haftadasın. Geçtiğimiz haftalardaki bazı sıkıntılar dolayısıyla hayat sanki duraksamış gibi o şekilde olmuş sevgili dostlarım. Hayırlısıyla bu haftada bazı sıkıntıları atacaksınız. Yaşam hızlanacak. Merak edeceğiniz bazı şeyler var, merak ettiğiniz. Onların hayata geçeceği ve her türlü iyiliğin hayatınıza akacağı bir atmosfer, bir dönem olacak sevgili dostlarım. Entelektüel faaliyetler yapmak için, bazı kurslara, seminerlere katılmak için gayet iyi bir döngüden geçeceğinizi söyleyebilirim. Evet, bazı sıkıntılı süreçlerin atlatılacağı ve sizlerin ya farklı olanı deneyeceğiniz, belki ev işi olabilir, yani ev ile ilgili çalışmalar, iş ile ilgili çalışmalar dolayısıyla teknik insanlarla görüşebilirsiniz. Yani teknik konularda usta insanlarla, bu işi bilen insanlarla görüşmeleriniz, konuşmalarınız olabilir boğa burçları. Şimdi bazı ortamlarda gerilebilirsin. Geleneksel anlamdaki konularda gerginlikler göze çarpıyor. Neymiş bunlar? Yani aile baskısı olabilir, toplum baskısı olabilir. Onunla ilgili de bazı sıkıntılar olabilir diyor sevgili dostlarım. Evet. Bir konuda bir gözyaşı dökebilirsin. Hafif bir ağlama, bir işte bir sıkıntı yaşanabilir. Yani ne bileyim herhangi bir sözel bir şey duyabilirsin ya da gücünü almak isteyenler olabilir. Bunları söylemek istiyorum. Arkadaşlar, gizli de olanın öğrenileceği bir hafta. Yani bir şeyler senden gizlendiyse bunları öğrenebileceğin bir dönem. Hafta sonu bir yerlere gidebilirsin. Hafta sonu gidebilirsin ama yorucu bir dönem bekliyor olacak. Kız çocuğu olanların dikkatli olması gerekir. Yani sanki bir dişil enerji geliyor. Kız çocuğunuz veya ne bileyim kız kardeşiniz falan varsa hafif depresyon gözüküyor. Evdeki birinde, sizde değil. Sizde değil. Evdeki birinde bir hafif depresyon gösteriyor sevgili arkadaşlar. Uzaklaşıp giden birinden mesaj alacaksınız. Geleceğini görüyorum. Yalnız seni sinirlendiren, çok öfkelendiren olaylar olabilir. Salı ve çarşamba gününe dikkat çekerim boğa burçları. Arkadaşlar, adeta böyle bir su enerjisi geldi. Su enerjisi de şunlar olabilir. Deniz kenarında bir yerde birisiyle karşılaşabilirsin. Ya da işte deniz kenarında falan bir yerlerde bir konuşmalar, bir görüşmeler olabilir. Bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir de hiçbir şekilde senden borç istemeye çalışan kardeşin, yakının olabilir. Sakın kimseye borç falan verme boğa burcu. Gitti mi gelmeyecek.
Aynı zamanda isminde N harfi, E harfi, K harfi olan A ve U gözüktü arkadaşlar. Bu harfte olan birisinden haber alabilirsin. Böyle bir partnerin falan varsa barış yapacaksın ve bu kişilerden peş peşe haberler alman, bir ilişkinin düzelmesi, bir sıkıntılı sürecin bitmesi söz konusu olabilir. Bir kutlama, davet, tören ya da düğün gibi bir organizasyona katılabilirsin. Hayırlısıyla kötülüklerden uzak kalacağın bir dönemeçten geçiyorsun. Özellikle boğa burçlarıyla ikizler burçları arasındaki ilişkilerde düzelmeler bekliyorum. Boğa burçlarıyla terazi, boğa burçlarıyla da başak burçları arasındaki iletişim çok iyi olacak. Hem iş konusunda hem de aşk konusunda sevgili arkadaşlar. Evet, kalbinin kırıklarına yava yapacaksın. Yani aslında kalp kırıklığın varsa ya da ne bileyim bir ayrılık varsa bir şeylerle teselli olacaksın. Zamanın nasıl geçtiğini bilmeyeceksin. Hani bu da fena değil. O anlamda söylüyorum. Hani çok da kafanı takmamak gerekir sevgili arkadaşım. Evet, hırslı, çalışkan, güzel bir dönemeçten geçtiğini, sıkıntılarını bitireceğini ve her türlü üzüntünün sonunun geldiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Genelde böyle nasıl diyeyim, kalbinin kırıldığı, sıkıntılı olduğum bir anda bir dosttan gelen yardım ya da birinin seni böyle hani ben de senin arkandayım, ben de varım der gibi ya iş arkadaşların ya da aile ortamından birisi bunu söyleyecek. Bu da senin için sevindirici gelişmeler. Biraz kendine güvenin gelecek. Ya işte o kadar da kötü değilmiş durumum gibi söylemlerin olabilir. Bir destek alacağını görüyorum. Kale gibi dimdik arkanda duran annen, baban ya da arkadaşın olacak. Bu çok iyi. İçinden geçen ama cevaplandıramadığın bazı soruların var Boğa burcu arkadaşım. Acaba benim hakkımda ne düşünüyor? Acaba neler hissediyor gibi. Bakınız efendim, bu konuların cevaplarını bulacaksın ve aynı zamanda sırrını öğrenmek istediğin bir olay, iki olay hatta. İki olay var. Bu ne olacak? Bunun sonu ne olacak? Neler olup bitecek gibi söylemler var. Bunları çözmeyi başaracaksın. Bir takım şeyler çözmeyi başaracaksın. Sıkıntıların atacağını gösteriyor sevgili arkadaşım. Evet. Aslında kalbi boş olanlar, uzun süredir ayrı olanlar, o da beni düşünüyor mu diyenler, çok haklısınız. O da sizi düşünüyor. Bunu da söyleyeyim. Şu an haber alacaksın. Bu hafta haber alacakların, küs olup da bu hafta haber alacakların tamamı o da seni seviyorum müjdesidir efendim. Müjdesidir. Sıkıntıları, üzüntüleri bir kenara bırakacağın ve özellikle Jüpiter'den alacağın etkiyle beraber Jüpiter çünkü senin bilinçaltı evinde Boğa burcu arkadaşım. Sırları öğreneceksin. Rüyalarda çok mesaj alacaksın. İnanılmaz rüya mesajları var. Boğa burcu seni sevindirecek gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Gerçekten rüyalarda çok mesaj alacağını, düştüğün darlardan kurtulacağını, hayırlısıyla maddi manevi bazı bollukların hayata geçeceğini söyleyebilirim. Şimdi sizin bir araya gelmeye ihtiyacınız var. Buluşmaya ihtiyacınız var. Bir de bir şeyleri toparlamaya ihtiyacınız olacak. Maddi olarak toparlanmaya. Bir de duygusal olarak birisiyle yüzleşmeye ihtiyacın olacak. Ya cami zikrini veriyorum. 114'tür. Yani birikimlerini bir arada toplayıp güzel bir değerlendirme yapacaksın. Ya da birisiyle bir araya gelip bir yüzleşme yaşayacaksın. O da sana cami esmasını inanarak çektiğinde gelecek sevgili arkadaşım. İnanarak yap bunu lütfen.
114 tekrar sayısı ya cami. Şimdi evet, bunları söyledikten sonra güzel bir hafta olsun. Venüs günündeyiz. Zöhre günündeyiz. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Özel bakımlarım devam edecek ama devam ediyor. Hiç bitmedi de. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla talep oluyor. Onların yani Instagram'dan olsun, YouTube kanalıyla bana gelen tüm dostlarımın onların telefonlarını cevaplamak bile nereden baksan 2 saatimi alıyor yani. Onlara birer cevap vermem. Sonra sık sık YouTuberlar bilir bunu. Telefonlar kilitlenir. Çok fotoğraf geliyor. Kahve fincanı atıyorlar. Doğum tarihi yazıyorlar. Başka bir şey. Başka söylemler var. Fotoğraflarını atıyorlar. O üzerine okumam için. Şimdi sık sık telefon kilitleniyor. Bloke ediyor kendini. Onu hem mail adresiyle açmak gerekiyor. Hem senin makineyi boşaltman gerekiyor. Yani cihazı boşaltman gerekiyor. O da zaman alan bir iş. Kilitliyor. Format atmak gerekiyor arkadaşlar. Format attığın gün, dün zaten birisi beni böyle sinirlerimi havaya zıplattı. Neredesin? Neredesin? Ya sen kime hesap soruyorsun ya? Sen belki kafadan kontak kocana sorabilirsin. Ya onu, o kadınla da yaşayan bence adam kafadan kontaktır yani. Ya ilk kelimede daha böyle ilk kelimede tiksindiriyorsunuz insanı ya. Sen kafadan sakat mısın kardeşim ya? Bir dur bakayım ya. Neredesin? Nerede kaldın? Bunu deli deli yapar arkadaşlar. Medeni insan sorar. Yani ben işte şu zamanda neden olmadı? Ben neden bir telefon bloke? Bana mesaj atabilirsiniz. Ben sana niye mesaj attım? Al paranı git ya. Al paranı git ya. Arkadaşlar şimdi ben ödemeyi yapayım Canan Hanım. Hemen bana bak. Nöbetçi falcı değilim arkadaşlar. Ben kusura bakmayın. Nöbetçi falcı falan değilim. Böyle bir sistem de yok. Bugün bakalım, ille bakalım. Bugün de bugün olmaz arkadaşlar. Ben sana bugün okuma versem, sistem böyle çalışıyor. DNA'larının ya da bazı aktivasyonlarının yerine gelmesi için 7 gün, 8 gün, kimi diyor 21 gün. Yani sen bugün okumaya başlasan 21 gün sonra onun etkilerini görüyorsun. Hemen sen hiç ağzına Kur'an almamışsın, hiç ağzına dua almamışsın, kavgadan başka bir şey yapmamışsın. Frekans hep kavga yörüngesi, hep kavga yörüngesi. Ben dua edeyim düzelsin bir dur diyorum ya. Kavgada asla dua etmeyin. Kavgadan sonra asla dua etmeyin arkadaşlar. Sen o kötü bir enerjidesin. Duanın bir faydası olmayacak gibi ters teper yani. Yani bazı şeyleri ben sana aldım bütün eğitimleri ömür boyunca aldığım eğitimleri sana anlatmaya kalkırsam biraz anlatmaya kalkışım yarım saat gidiyor. O yüzden lütfen bana nedeninin içini sorma. Ben diyorum ki şu ara dua etme. Neden? Ya kardeşim bana bırak ya. Bana bırak. Bana bırak. O yüzden bunları yazılı yoruma dönüştüreceğim arkadaşlar. Kimseyle yüz göz olmayacağım artık. Yeterince benim sinirimi zıplattılar. Yüz göz olmayacağım. Yatılı diyorum. Yazılı yorumlara geçeceğim. Bir şablon oluşturmaya çalışıyorum zihnimde. Yani bir de kusura bakmayın enerjim tutmayan insanlara bakmıyorum arkadaşlar. Ben bakmıyorum dedim de uzatma. Uzatma. Bakmıyorum. O an uygun değilim. O an yıldızlar belki uygun değil. O an seninle belki benim frekansım uyuşmadı. Belki başkasından şifa bulacaksın. Hani ben kimseyi küçümsemek, kötülemek anlamında söylemiyorum. Kalbin kötü mütü de demiyorum. Herkesin kötülüğü de kendine, bana da kimse kötülük yapamaz. Herkes yaparsa kötülüğü kendine yapar. Onu da söylüyorum. Kusura da bakmasın kimse. Arkadaşlar bir yazılı yorumlara geçmek istiyorum. Beni tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hani bu şikayet babında değil ama yani biraz da lütfen bürokratik konuşmayı bilmiyoruz. Sakinleşmeyi bilmiyoruz. Tipik bir Orta Doğu toplumuyuz. Her şeyi fazlaca dramatize eden. Çok fazla dramatize ediyoruz. Çok fazla neredesin bilmem. Yok arkadaşlar. Bu bir
kötü bir gelenek, bunu bırakın yani. Bunu bırakın. Sakin olmayı herkes öğrenecek. Soğukkanlı olmayı öğrenecek. Hayırlısı olsun bakalım. Yani benim hiç hoşlanmadığım bir konudur. Bürokratik dille konuşmayı öğrenmek gerekir. Batının her şeyi de kötü değildir. Her şeyi de iyi değildir. Olduğu gibi kabul etmek lazım. İngiliz üslubudur bu. Biraz vakur duracaksın. Soğukkanlı olacaksın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biz de bunu başarmak zorundayız. Çünkü bazı uluslar soğukkanlı ve vakur duruşlarıyla lider durumdalar. Biz de insani boyutta bazı şeyleri yani kötülüğümüzü de sevemeyiz. Kötü huylarımız var. Sevemeyiz bunu da. Değiştirmek zorundayız. İnsanız çünkü. Bazen de anlayışlı olmak gerekir. Bazen de zamanı iyi kullanmak gerekir falan filan yani. Hemen anında olsun denen toplumlarda, eğitimde geri kalmış toplumlar bunu söyler. Çocuk alt beyinli bireyler diyorlar buna. Özellikle ben Nusret Kaya'nın kitaplarında çok okudum. Bilinçaltı psikiyatristidir. Çocuk alt beyinli bireyler yani o falan büyük kavga, ailece kavga etmeler, trafikte birbirini yemeler. Çocuk alt beyinli bireyler. Hemen isterim, şimdi isterim. Beni sevsin, beni sevsin. Kim kimin gardiyanı? Yani senin bir adamı başına tutup da beni sevsin, beni sev diyemezsin. Yani zorla sevdiremezsin kimseyi ya. Kimse kimseyi zorla sevemez. Yok böyle bir dünya. Seviyorsa seviyor ya, sebepsizdir sevmeler. Beni sevsin, beni istesin, beni düşünsün, beni arzulasın. Yok. Benim de böyle bir çözümüm zaten yok. Yeryüzünde böyle bir şey yok. O yüzden bunları kısaca söyledikten sonra kimse de bana Canan Hanım enerji yapalım da beni sevsin falan diye gelmesin. Böyle bir sistem yok. İnsanın, bizim sistemimiz kendini sevmek üzerine kuruludur. Sen kendini seversen seni zaten herkes sever. Herkes sever. Arkadaşlar çok fazla omuzuma yük bindirdiniz psikolojik anlamda. Gerçekten hepinizi çok sevmeme rağmen çok kişi yani %70 %80 bu hareketi yapıyor. İçimizde beraber büyüyoruz, bir aileyiz. Çok değerli insanlarımız var. Beni de çok seviyorsunuz. O bana böyle drama ile gelen, dramatize edip benim sinirimi zıplatanlar da beni çok seviyor ama her şey sevgide bitmiyor arkadaşlar. Bir iş yapmak istiyorum, bir yol almak istiyorum. Profesyonellik bunu getirir. Belki bir ses sistemim profesyonel değil. Belki çektiğim cihaz profesyonel değil ama duruşumla, bilgimle, gittiğim kurslarla, planlarımla ben bu işi profesyonelce yapmak istiyorum. Yani alt yapısı değil, üst yapısıyla ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Yapıyorum da baştan beri, ilk çektiğim videodan beri ben bu işi profesyonel yapıyorum. Ses tonumu ayarlamaya çalışıyorum. İnsanları bir konuya adapte olmaya çağırıyorum. Çünkü psikoloji eğitimi aldım. Eğitim fakültesi mezun olduğum için psikoloji eğitimi aldım. Bir topluluğa nasıl konuşulur, topluma nasıl hitap edilir biliyorum. Bürokratik dili de biliyorum. Politik de olabilirim. Çok dramatik de olabilirim. Ama lütfen, lütfen kendinizi değiştirin. Metafizikte bir söz vardır. İnsanları değiştiremezsin. Değişebiliyorsan kendin değiş. Lütfen ben sizi olumsuz anlamda eleştirmek, asla şikayet etmek babında söylemedim. Değiştirin. Daha çok kitap okuyun. Daha çok eğitime gidin. Daha çok meditasyon yapın. Ama daha çok içinize dönmeyi başarın efendim. Gelişmiş toplumlar bunu yapar. Sizi seviyorum. Bunları söyleyebileceğim. Ya cami esmasının yüzü suyu hürmetine bir gün bir yerlerde kucaklaşacağız. Bunu biliyorum sevgili dostlarım.
Hoşça kalın, dostça kalın. Güzel bir hafta olsun.